Metaverse bu hafta sonunun en büyük konusuydu. Bir anda Twitter Metaverse fenomenleriyle doluştu. Herkes meğerse acayip biliyormuş bunu. Herkes coinler, tokenlar önerdi. En iyisini ben biliyorum, en gizli kalmışını ben biliyorum, beni takip edin dedi. Ortalık bir gürültü patırtı gitti. Metaverse ile ilgili her şey de yükseldi bu hafta. Sebebi tabii Facebook'un Metaverse'e ne kadar yatırım yapacağını ilan etmesiydi. Oradan dolayı Metaverse adına ne görülüyorsa alındı. Acayip acayip işler oldu. Ama bu tip gürültüleri ben daha evvel çok gördüm. Bu gürültülerin sonu genelde iyi bitmez. İşte o yüzden ben daha sakin bir stratejiyle bu işe yaklaşıyorum. Metaverse evreninde mutlaka yatırımınızın olması lazım. Ama onun yolu hangi fenomen ne önerdi onun peşine düşeyim değil. Onun daha akıllı, makul bir bakış açısı var ve riskinizi adım adım yönetmenin bir yolu var. Bugünkü podcast'imde işte bu yolu, bu stratejiyi anlatmak istiyorum. Bugün 3 Kasım 2021. Ben Bora Özken. 285. podcast'ime beraberiz ve bugün Metaverse dünyasına nasıl yatırım yapılır meselesini ele alıyoruz. Şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda var. Metaverse çok riskli bir evren. Yeni kuruluyor. Yeni bir şantiye öyle söyleyelim. Ve burada tüketici talebinin gerçekten ne olacağı konusunda elimizde henüz sağlam doneler yok. Elbette işte oyun dünyası bize biraz ipucu veriyor. Fortnite gibi bir oyunda geçen sene 300 milyar saate yakın zaman tüketilmiş. İşte oyun dünyasındaki dönen para son derece büyük. Sinema endüstrisinin toplam büyüklüğü 40 milyar dolar civarındayken oyun endüstrisi 150 milyar dolar. Bunlar hep bazı doneler. Yani pek çok insanın sanal dünyalarda, metaverse'ümsü evrenlerde, Fortnite gibi evrenlerde çok vakit geçirdiğini biliyoruz. Ve onların buraya doğal bir talep göstereceğini tahmin ediyoruz. Ama onun ötesinde burası yeni bir dünya ve aslında metaverse adına çok da fazla bir şey yok ortalıkta. Yeni kuruluyor. Bundan dolayı tüketici talebi evet iyi ipuçları var ama henüz emin değiliz. İkinci boyut teknoloji. Şimdi bunun teknolojisinde de epey sıkıntı var. Birkaç alandan bakılabilir. Bir tanesi bu Metaverse'ün esas tadı 3 boyutlu gözlüklerle falan çıkıyor. İşte Facebook'un Oculus'u gibi. Ama bu gözlükler henüz tam hazır değiller. Fiyatları oldukça yüksek. Kullanımları çok rahat değil. Yani Türkiye'de Oculus'un son gözlüklerine 7500 liradan aşağı bir fiyata ulaşamıyorsunuz. Bu bir yaygınlaşma sıkıntısı. Bu tip gözlükler olmadan da bu alanda oyun oynanır mı? Bu alanın tadı çıkarılabilir mi? Evet, ama ben kendi deneyime dayanarak söylüyorum. Bu işin esas tadı gözlükle çıkıyor ve daha orada alınacak çok yol var. İkincisi, bunun iyi işlemesi için ve küresel bir akıma dönüşmesi için çok kuvvetli internet gerekiyor. 5G'nin olmadığı veya hatta fiber internetin olmadığı yerlerde kıtalar arası oyunlar oynamak, böyle bir evrenden evrene sıçramak pek mümkün değil. Çünkü latency dediğimiz, işte bu yaşamışsınızdır bunu, oyun sırasındaki takılmalar, gecikmeler, bu işin tadını biraz kaçırıyorlar ve o altyapılarda da hızlı gelişmeler olmakla beraber daha alınacak çok yol var. Bir diğer konu, buranın yazılımları henüz çok gelişmedi. Evet, evren yaratmak tarafında epey yazılım var. İşte Unity gibi altyapılar bunun için kullanılıyor ve pek çok insan kendi evreni yaratabiliyor. Ama bu Metaverse'ün esas farkı evrenleri yaratmak değil, o evrenlerde yaratılan NFT'lerin, yani işte oradaki kıyafetinizi, koltuğunuzu, sandalyenizi, silahınızın başka evrenlere taşınabiliyor olması, bunların satılabiliyor olması. Bunun için bütün bu farklı evrenler arasındaki geçişlerin mümkün kılınması gerekiyor. Daha buralarda da alınacak çok yol var. Fortnite'da bile NFT alıp satmak, dışarıya çıkartmak henüz mümkün değil. Şimdi tüketici adaptasyonundan emin değiliz henüz. Bununla ilgili yazılımlar, donanımlar tam oturmamış durumda. Bununla ilgili iş modelleri de çok net değil. Mesela Facebook bu işe çok yükleniyor ama nasıl para kazanacak, nereden gelir elde edecek? O mesela çok reklama dayalı bir şeyse insanlar orada durmak ister mi? İnsanlar böyle sanal bir dünyada özellikle avatarlarla falan ne kadar vakit geçirmeyi isteyecekler. Onlar da henüz belirsiz. Belirsiz diyorum ama tabii ki ümitliyim. Çünkü işaretler bu işlerin iyi olacağı yönünde. Epey çok insanın buna talep göstereceği yönünde. Ama yine de dikkatli bakmak lazım. Ve şu anda çok gaza gelmeden bu işe yatırıma girmeye de fayda var. Çünkü bir, Metaverse genel olarak başarılı olacak mı olacak mı olmayacak mı henüz emin değiliz. İkincisi, Metaverse'te hangi oyunlar, hangi platformlar, hangi iş modelleri başarılı olacak onları da bilmiyoruz. O yüzden herhangi bir Twitter fenomeni, şu proje süper, şu şahane deyince bunların sadece varsayımsal olduğunu, gerçek hayattaki karşılıklarını henüz bilmediğimizi iyi anlıyor olmamız lazım. Bu tip yepyeni teknolojilere, bu tip yüksek riskli teknolojilere yatırım yapılırken adım adım gitmekte fayda var. Benim genellikle burada stratejim şöyle oluyor. Öncelikle
bu alana düzenli yavaş yavaş yatırım yapmayı tercih ediyorum. Bir anda büyük para koymayı tercih etmiyorum. Mesela benim önümde de bir planım var. Bu planda Metaverse ortamına önümüzdeki bir yıl boyunca her ay sonu yapacağım belli bir yatırım miktarına karar vermiş durumdayım. Diyebilirsin ki hocam fırsatlar elden kaçar mı? Fırsatlar bitmez. Her zaman fırsat var ve bu kadar riskli bir ortamda yavaş yavaş yatırım yapmak ve düzenli yatırım yapmak ortalama bir maliyet tutmak açısından daha iyi. Mesela Mana bende var ve ben bu en büyük sanal evrenlerden olan Decentraland'ın token'ı daha evvel bahsetmiştim. Ben buna erken yatırım yapanlardan bir tanesi. Hem arsam var orada hem de Mana token'ım var. Ama bu hafta sonu çılgın gibiydi. 1 dolardan geldi, 4 dolara gitti. 2.70'e indi. Şu anda son kaç bilmiyorum. Bu sert hareketlerde gol yememek için ortalama avaraj yapmak ve zamana yaymak lazım. Bu temel stratejinin içerisinde de ilk başta evrenin nasıl gelişeceğini henüz bilmediğimiz için çok emin olmadığımız sürece işte şu coin'e, bu hisse senedine değil de daha evrenin genelini kapsayan yatırım araçlarına bakmakta fayda var. Bu konuda Amerika'da bir ETF var. Yani Amerikan borsasına yatırım yapabiliyorsanız onu tavsiye edebilirim. Tavsiye etmek de yanlış olur. İşte yatırım tavsiyesi vermiyorum demem lazım biliyorsunuz. Ama hani ben ona biraz ufak yatırıyorum. Meta bunun ismi. Adı üstünde Metaverse Evreni ETF'i. ETF demek Exchange Traded Fund demek. Yani bir fon bu, öyle düşünün. Ve Metaverse evreninde büyüyeceğine inanılan hisse senetlerine yatırım yapıyor. Siz Metaverse fonundan bir parça aldığınız zaman o şirketlerin hisse senetlerine oluşan bir portföye yatırım yapmış oluyorsunuz. Güzelliği istediğiniz anda borsada satabiliyorsunuz. Kötü yönü biraz masraflı olabiliyor. Çünkü o fonu yönetenin bir komisyon kesmesi lazım. O yönden hani böyle bir doğru coin'i seçip ondan kazanacağınız para kadar para kazanmıyorsunuz. Ama Metaverse evrenindeki başarılı olabilecek şirketlerin bir hisse senedi portföyüne hemen ulaşıyorsunuz. Mesela bu iyi bir başlangıç olabilir. Eğer kendinize biraz daha güveniyorsanız Metaverse evrenindeki hisse senetlerine yatırım yapabilirsiniz. Çünkü bazı şirketler Metaverse evreninde çok kuvvetli olacaklar. Yani Facebook belli nasıl oynadığı bu işi. Facebook'a yatırım yapabilirsiniz. Bugün Microsoft ilan ediyor. Ben de Metaverse'de varım diyor. Zaten hissesi bugün hızlı yükseldi. Ona yatırım yapabilirsiniz. Biraz daha az tanıyacağınız mesela Roblox gibi bir oyun platformu, biraz Minecraft'a benzeyen, ona yatırım yapabilirsiniz. Buraya altyapı desteği veren, yani ana işletim yazılımlarından bir tanesi olan ve halka açık bir şirket olan Unity'ye yatırım yapabilirsiniz. İsimleri merak etmeyin, aşağıda hepsini listelemeye çalışacağım. Bu şirketlere yatırım yapılabilir. Tabii bu şirketlerin hiçbirinde ana işleri Metaverse değil şu anda. Yani Facebook biliyorsunuz bir sürü başka iş yapıyor, Metaverse bir uzantı. Microsoft başka bir sürü iş yapıyor, Metaverse bir uzantı. Roblox bir oyun ve Metaverse'de olmayan bir oyun ama büyüyeceğine inanılıyor. Unity daha saf bir Metaverse yatırımı çünkü bir işletim sistemi ama rakibi var, o yüzden bunu kazanan Unity mi olacak bilmiyoruz. Ama böyle bir hisse senedi portföyü oluşturabilir veya biraz daha dolaylı yoldan baktığımızda Nvidia gibi bir mikroçip üreticisine yatırım yapabilirsiniz. Çünkü belli ki burada mikroçip işi büyüyor olacak. Veyahut da daha altyapı, işte bu 5G altyapılarını sağlayacak telekom şirketlerine yatırım düşünüyor olabilir. O yüzden burada bir hisse senedi portföyü kendiniz de kurabilirsiniz. Ve bu portföyün güzelliği, bu anlattığım şirketlerde Unity hariç hiçbiri sadece Metaverse'e dayalı olmadığı için aslında portföyünüz riskini biraz daha makul yönetmiş olursunuz. Elbette benim şu anda burada dile getirmediğim, unuttuğum veya benim hatta bilmediğim başka Metaverse bağlantılı şirketler de olabilir. Onlarla ilgili internet arama yaparsanız bolca sonuç geliyor. Lütfen girin, detaylarını inceleyin. O şirketlerin Metaverse stratejisiyle ilgili ipucu var mı ona bakın ve oradan yola çıkarak bunlardan istiyorsanız kendinize bir portföy kurun. Ama diyorsanız ki tek tek hisse senedi seçmek zor, o zaman Meta ETF'ini rahatlıkla satın alabilirsiniz. Yani bugün işte herhangi bir Türk yatırım platformundan Midas, Ak Yatırım, İş Yatırım, Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım fark etmez diyeceğiniz şey, ben yurt dışına yatırım yapmak istiyorum. Nasdaq'ta, işte New York Stock Exchange'de. Onlar size bir hesap açıyorlar ve kolayca bu tip ETF'leri alıp satabiliyorsunuz. Ve tabii hisse senetlerini. Başka bir yol, bu dünyanın tokenlarına, coinlerine yatırım yapıyor olmak. Tabii ilk akla gelen hep burada bu dünyanın en büyüğü olduğu için Decentraland ve onun coinleri. Decentraland'in iki tokenı var. Bir tanesi adı Mana, bir tanesi adı Land. Bu olabilir. Niye? Çünkü Decentraland epey hızlı büyüyor. Ama mesela ben Facebook bu işe giriyorum ben deyince hafta sonu Mana'nın, yani Decentraland'ın tokenlardan bir tanesi çok yüksek fiyatlamasını saçma buluyorum. Çünkü aslında çok büyük bir rakip giriyor piyasaya. Yani bazı oyuncular, bazı yatırımcılar olayı şöyle okudu. İşte Metaverse çok büyüyecek, bunun işareti. Biz onu zaten biliyorduk abi. Facebook'un giriyor olması Mana için iyi midir değil midir onu bilmiyorum. Yani ben yatırımcısı olarak bile olaya şüpheyle yaklaşıyorum. Ama bunları arayıp bulabilirsiniz. Yani doğrudan doğruya Metaverse evrenine bir şeyler yaratanlar. Yani Decentraland gibi arazi alan yaratanlar, evren yaratanlar.
Bu demin bahsettiğim buradaki NFT'lerin alınması, satılması konusunda platformlar sağlayanlar, ara yazılım çözümleri sunanlar, bu tip coin'ler epey çok var. Bunlar da araştırılıp bulunabilir. Ama yani risk olarak bakınca burada riskiniz daha da büyüyor. Çünkü bu coin'lerin çok büyük bölümü henüz sadece coin. Her bir coin'in söz verdiği iş modeli, ürün işliyor mu işlemiyor mu bunlar belli değil. O yüzden çok detaylı bir araştırma yapmak lazım. Bütün bu anlattıklarımdan sonra ben nasıl bir strateji izliyorum? Ben demin dedim, ben önümüzdeki bir yıl boyunca sakin sakin bu işe yavaş yavaş aylık olarak düzenli yatırım yapıyor olacağım. Meta ETF'ine yatırıma zaten başladım. Decentraland'in manasına yatırımım var. Birkaç coin daha gözüme kestirdim şu anda. Ben henüz araştırma halindeyim. Ve bunların bir kompozisyonu oluşturacağım. Ama toplam yatırım portföyümde %3'lerde, %5'lerde kalacak bir yer Metaverse. Çünkü ben bunu daha evvel gördüm. Burada şu anda duyan büyük heyecan bir süre sonra sönümlenecek. Mesela NFT'lerde de bu yaşanıyor. Bir büyük heyecan yaşanıyor. İşte 500 milyon dolar NFT almıştı diyor. Sonra aslında şimdi sahtekarlık olduğu anlaşılıyor. Geri düşüşler yaşanıyor vesaire. Bunun bir adı bile var. Hype cycle. Yani ne diyeyim, dedikodu, heyecan döngüsü deniyor buna. O döngüler geliyor gidiyor. Ama daha Metaverse'ün anlamlı bir işe dönüşmesi ve Metaverse üzerinde çalışan şirketlerin bundan ciddi para kazanması, buraya hizmet veren coin'lerin gerçek anlamda çok kullanılmasına daha epey var. Unutmayın, donanım, yazılım ve tüketici adaptasyon tarafında henüz açılacak çok yol var. O yüzden sakin olun, gaza gelmeyin. Bir sürü fenomen sizi şu an çok gaza getirmeye çalışıyor ve evet, hafta sonu %100 kazananlar da oldu. Bu tip ufak tefek riskleri ben de zaman zaman alıyorum ama ana yatırım strateji Metaverse'de sakince bu evrenin bir oyuncusu olmak. Bir de tabii belki bu evrene girmekte de fayda var. Yani sırf yatırım diye düşünmeyin. Metaverse evrenlerine girmeye, oralarda oyunlar oynamaya, onun bir parçası olmaya çalışmakta da fayda var. Ben biraz yaşım ileri, bir sürü şeyi anlayamıyorum ve vaktim de kalmıyor. O yüzden de Metaverse'e biraz daha çekingen bakıyorum. Çünkü mesela bir Tesla'yı anladığım kadar anlamam biraz daha zor. Ama büyüyeceğini görüyorum ve burada Meta gibi bir üst seviye bir ETF ve alta serpiş bir iki tane coin'le bulunmayı çok istiyorum. Bu tip riskli yatırımlarda biraz tabii yaşınızı düşünmekte fayda var. Gençken daha büyük riskler alınabilir. Benim yaşımdaysanız biraz daha kendinizi korumak isteyebilirsiniz. O yüzden yaşınız ve buraya koyduğunuz paranın tamamının yok olabileceğini düşünüp, mesela Squid Game coin'inin başına gelenleri mutlaka okuyanlar, takip edenler var. Sıfırlandı, yok oldu. Biz depresyona girdik demiş coin'in kurucu ve kayboldular. 2,5-3 milyon dolar galiba parayla. Yani bunlar yaşanabilir bu evrende de. O yüzden lütfen ödevinizi iyi çalışın, bu evreni iyi anlamaya çalışın. Öyle kimsenin gazına, fenomenin gazına gelmeyin. Benimkini de yatırım tavsiyesi olarak almayın. Zaten bu bir yatırım tavsiyesi değil. Kendi yaptığım, izlediğim yolculuğu anlatmaya çalışıyorum. Evet, umarım yararlı olmuştur. Bu arada küçük de bir duyuru. Bu pazar günü bir eğitimim var. Eğitimin linkini aşağıya koyuyorum. Erteleme hastalığından kurtulmak diye. Daha böyle kendini çabuk değiştirmek isteyen, yol almak isteyen, hayata dönüşüm yaratmak isteyen ama sürekli erteleyen insanlara seslendiği bir eğitim. Ona da gelirseniz beni çok çok memnun edersiniz. Linki aşağıda, kolaylıkla bilet alırsınız. Birkaç bilet kaldı zaten. Sizi aramızda görmekten mutlu oluruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yatırımsız kalmayın ama dikkatli olun. Ve unutmayın, söyledikleri bir yatırım tavsiyesi değildi. Görüşmek üzere.